Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda YC oyunun Pinta Peak Tripod'unu tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Bu arada bu arkadaş böyle her ne kadar şu anda ufakmış gibi gözükse de aslında oldukça büyük, yepyeni bir açılma sistemi var. Ve çok daha fazlası hatta 35 kilo kadar taşıma kapasitesi var. Büyük kameralar büyük ekipmanlar için son derece ideal bir ürün. Efendim bu videomuzda Pinta Peak'i inceleyeceğiz. olacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Uzun yıllardır global piyasada faaliyet gösteren YC Türkiye'de de bilinen markalar arasında yerini almaya başladı. Daha önce pek çok sliderını ve Pinta monopodunu incelemiştim. Şimdi ise Pinta Peak Tripod'u inceliyoruz. Dış kutusundan çıkardığınızda sizi son derece kaliteli bir çanta karşılıyor. Aslında bu tripoda göre bu çanta büyük görünse de farklı eklentiler yapabildiğiniz için çanta boyutu normalden biraz daha büyük. Çantada tripod dışında fermuarlı göz içinde birkaç parça daha yer alıyor. Farklı parçaların yediği ve bunları monte veya gevşen videoları sıkmak için aydan anahtarı dışında iki tane daha farklı ayak tabanı mevcut. Üzerine takılı olan ayak tabanı yere sıfır yatabilen düz zeminler için tasarlanmış bir ayak. Özellikle stüdyo ve benzer alanlarda son derece etkili. Bunun dışında bu ayaklar vidalı olduğu için kolayca çıkabiliyor ve yerine toprak ve benzeri yumuşak zeminler için tasarlanmış tabanları takabiliyorsunuz. Böyle tripodları çok seviyorum çünkü sabitleme adına pek çok seçenek sunuyorlar. Bununla da bitmiyor tabii ki bu ayağı çıkarıp yerine engebeli veya taşlık zeminlerde iyi bir sabitleme yapabileceğiniz bu tabanı da takabiliyorsunuz. Tek tripod çoklu çözüm. Bunların dışında bir ayak seçeneği daha var ama onu sonradan satın alabiliyorsunuz. Özellikle sinema kamerası ve benzeri aşırı ağır ekipmanlarınız varsa bu ayak bütününü kullanmak işinizi çok daha kolaylaştıracaktır. Yapısı olarak karbon fiberden yapıldığını söylemek mümkün. Ancak büyük bir yapısı olduğundan ve son derece sağlam bir tripod olduğundan kendi ağırlığı 3,5 kg. Üzerinde kendi bol hediye ile tam 35 kiloya kadar taşıma kapasitesi mevcut. Ben 78 kiloyum ama kırılması pahasına bir test yapayım dedim ve beni taşıdı. Tabii ki bunu siz sakın denemeyin. Kırılır falan sonra benden bilirsiniz. Bu arada bowl head'i çıkartıp sonradan satın alacağınız merkez şaftı da kullanabilirsiniz. Ama merkez şaftın taşıma kapasitesinin 8 kilogram olduğunu da belirtmek lazım. Karbon fiber tasarım dışında tutma kolaylığı için kaydırma silikondan bir tutma alanı da mevcut. Gövde üzerinde 3 tane 3 bölü 8 işlik videosu mevcut ki bunlardan bir tanesinde 1 bölü 4 işlik çevirici, bir diğerinde ise tutma kolu mevcut. 3 8 olarak boşta durana da paketteki çevirici takabilir veya tüm yuvaları boşa çıkarıp dilediğiniz bir aksesuarı monte edebilirsiniz. Monta demişken kamera montajı hakkında da birkaç bilgi vereyim. Öncelikle üzerinde iki tane su terazisi olduğunu söyleyebilirim. Biri bol head üzerinde, diğeri ise gövdede. Ball head yan kısımdaki kilit mekanizmasından saniyeler içerisinde gevşetip ayarınızı yapıp sıkıştırabiliyorsunuz. Bol head üzerindeki vida 3 bölü 8 inç. Yani direkt olarak standart bir kameraya takamıyorsunuz. Sinema kamerasını takabilirsiniz tabii ki. Standart bir kamera için bir tripod başlığı, video başlığı gibi bir aksesuar kullanabilirsiniz. Bu bol head'in bir güzelliği de hassas ayarlanabiliyor olması. Alt kısımda yer alan iki vidayı kendinize göre gevşeterek veya sıkarak kendi hassas ayarınızı yapılandırabiliyorsunuz. Kamera montajı için ben yine YCOE'nin hızlı çıkarma plakasını kullanacağım. Son derece sağlam yapıda bir plaka olduğu için bu tarz tripodlarda ben hep bunu kullanıyorum. Alt kısmını tripoda, üst kısmını kameraya yerleştirip bastırdığınızda şak diye yerine oturuyor. Sonrasında ya kilidini açacaksınız ya da kırmanız gerekiyor ki kamera oradan çıksın. Özellikle büyük sistemler için bu tarz sağlam hızı çıkarma plakaları son derece önemli. Gelelim bu tripodun en önemli özelliği olan FaceO sistemine. 3 ayağın üst kısımda yer alan bu alüminyum kulpları yukarı doğru kaldırarak ayakları serbest bırakabiliyorsunuz. Geleneksel mandallı veya sıkıştırmalı tripodların en büyük sorunu yavaş açılıp kapanması çünkü her ayağın her uzaklığında Uzantısını tek tek açmanız gerekiyor. Ancak Pointa Peak tek bir mandal açarak o ayağı tamamen serbest bırakıyor. Yani bu tripod'u tamamen açmanız sadece 3 saniye sürüyor. Bu arada katlı halde 78 santim, açık halde 155 santim. Eğer merkez şaft alıp takarsanız da açık halde 185 santim oluyor. 3 katman olan ayaklar 39, 34 ve 29 santim ölçülerinde. İşiniz bitince de yine sahneler içerisine kapatıp kulbundan tutup alıp götürebiliyorsunuz. Can alıcı yerleri sona bıraktım hep yine. Özel bir kilit sistemi kullanan Pintopic üstündeki bölümü açtığınızda 0'dan 82 dereceye kadar açılabiliyor. 22, 52 ve 82 derecelerde ise kendini otomatik olarak kilitleyebiliyor. Bunun dışında yerden 16 santim yüksekliğe kadar da ayakları açıp kullanabiliyorsunuz. Ama bu en zayıf kaldığı kısım olduğundan bu pozisyonda yük bindirmenizi ve tutma kulbunu çıkarmanızı tavsiye etmem. Günün sonunda küçük kameralar için değil daha büyük sistemler için tasarlanmış YC10 in Pintapik hem taşıma kapasitesi hem sahneler için açılması hem de dayanıklılığı ile göz dolduruyor. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda bu tosuncuyu tüm detaylarıyla birlikte inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.